Tünel jeolojisi dersimizin son kısmında Yeni Avusturya tünel açma yönteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Ona geçmeden önce daha önceki konulardan kalmış bir iki şeyi burada özet olarak açıklamak istiyorum. Şöyle bir tünelde ığ kirişlerini görüyorsunuz tavanda. Bakın bunların boyutları ve birbirine olan aralıkları tabii örtü yüküne göre belirleniyor. Biraz büyütelim resmi. Başka bir fotoğraf burada. Bakın yine ığ kirişleri var. Arka planda püskürtme betonunu koyuyorsunuz. Püskürtme beton iki katman şeklinde olabilir. Bir kazıyı yapar yapmaz hemen uygulanan katman. Ondan sonra çelik kafes, şu karelaj ağ şeklinde olan ığ kirişleri ve arada ankrajlar olabilir tabii ki. Bunlar yerleştirildikten sonra atılan bir ikinci katman ve sonra nihai betona geçilir. Şimdi evet, bir önemli şekil daha. Bu da şemsiyeleme ile ilgili arkadaşlar. Süren uygulaması ya da şemsiyelemede çizeceğiniz kesit bu. Şemsiyeyi oluşturan ankrajların yatayla yaptığı açı 15 derece. Bunu da o konunun şekli olarak bir tarafa not edelim. Yeni Avusturya tünel açma yöntemi Avusturyalı bir kaya mekanikçisi tarafından modellemeler sonucunda geliştirilmiş arkadaşlar. Avusturyalı araştırmacı şunu koymuş ortaya. Öyle bir geometri bulmuş ki kendine göre. Bu geometride tünel üzerine gelen kaya örtü yükünün, tünel üzerindeki örtü yükünün tünel üzerine uyguladığı basınç veya gerilme yapıyı en az etkileyecek şekilde etrafa dağıtılıyor. Örtü yükünden ileri gelen gerilme yapı etrafında geometriden dolayı uygun şekilde dağıtılarak yapının üzerine minimum yük gelmesi sağlanmış oluyor. Belli aşamaları var. Birinci aşamada hemen kazıdan sonra püskürtme beton, cıvata, ankraj benzeri birincil destekler. Bunu hemen takiben arazi deformasyonları izlemeye alınıyor. Tabii ankraj uygulamak, ığ kirişlerini yerleştirmek bir takım hesaplardan sonra deformasyonları hemen durdurmuyor. Bazen işte bu doğal koşulları büroda kestirmek zor olabiliyor. Deformasyonlar sizin izin verdiğiniz ya da yapının izin verdiği düzeyin ötesine geçebiliyor. Bunlar izleniyor. İzleme aşaması NATM'nin önemli bir aşaması. Ancak azaldıktan sonra nihai kaplama betonuna geçiliyor. Eğer yine de bazı yerlerde deformasyonlar arzu edilen ya da izin verilen düzeyin ötesine geçiyorsa, sınırın ötesine geçiyorsa nihai kaplamaya geçmeden önce ilave güçlendirme yapılıyor. Şimdi şunlar da şu maddeleri okuyalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu saydıklarımızın biraz daha açılmış şekli. Evet, sonuçta NATM ile oluşturulan özel bir geometri söz konusu. Bu geometri etrafında gerilmeler açıklığın etrafına uygun şekilde dağıtılıyor. Buna madenciler yükü dağa taşıtmak, tabirini kullanıyorlar bu durum için. Sonra arkadaşlar son bir konu olarak şundan bahsedelim. Şimdi mühendislik yapıları için yer araştırmalarında önemli aşamalardan bir tanesi, sonuncusu arkadaşlar hatırlarsanız, yapı inşası sırasında veya sonrasında yapılan bazı işlemler idi. Bu işlem her zaman her mühendislik çalışmasında uygulanmayabilir ama tünel jeolojisinde mutlaka uygulanması gereken bir aşama. Bu aşama. Nedir bu aşama? Şimdi arkadaşlar tünel inşaatı devam ederken değişik litolojilerden geçilir. Değişik yapısal jeolojik özelliklerle karşılaşılır.
değişik hidrojeolojik durumlarla karşılaşılır. Ve kazı yapıldıktan sonra nihai kaplamayla bu özelliklerin hepsinin üzeri kapatılır. Peki tünel içerisinde zamanla bir problem meydana gelirse bir yerden aşırı su sızıntısı oldu veyahut da bir tavanda göçük oldu. Uygulanan tahkimat sistemi bir sebepten yenildi, vazifesini yerine getiremedi. Ne yapacağız? Şimdi oturup saatlerce, günlerce acaba bu problem neden kaynaklanmış olabilir diye bir beyin jimnastiği mi yapmak lazım? Yoksa daha uygun bir tedbir alıp bunun olası nedenlerini tahmin etmek mi lazım? Hangisi daha iyi bir yol? Şimdi tünel kazılırken arkadaşlar mühendislik jeoloğu 1 bölü 1000, 1 bölü 500 ölçeği gibi büyük ölçekli bir harita üzerine tünelin geçtiği litolojiyi, yapısal unsurları, nerede hangi hidrojeolojik özelliklerle karşılaşıldı? Mesela bir karstik boşalım oldu veyahut da bir makaslama yüzeyi geçildi. Bunları tek tek kaçırmadan dokanakları işte eklem doğrultu ve eğimlerini yerine göre haritalar. Ve bu harita uzun süre muhafaza edilir. Yani tünel orada yaşadığı, hizmet verdiği sürece muhafaza edilir. Bu işlemler yani tünel açılırken litolojinin, dokanakların, yapısal unsurların, fayların, küçük iri ufaklı fayların, hidrojeolojik özelliklerin haritalanması işlemi titizlikle yapılır. Büyük ölçekli bir haritaya kaydedilir ve tünel inşaatı tamamlanıp tünel hizmete girdikten sonra bir problem çıktığında buna müracaat edilir. Problemin olası nedenleri ortaya konur. Yıllar önce Amerika'nın Boston şehrinde yeraltı metrosunu su basmıştı. Bir yerden beton kaplamanın arkasından membran yırtılıyor. Su basıyor ve düşünün Boston ulaşımın çok yoğun olduğu, trafik sıkışıklığı problemlerinin had safhada olduğu şehirlerden bir tanesi. Metroyu kullanan insanları düşünün. Araçlarıyla, yeraltı tünellerinde olsun, işte tren ulaşımıyla olsun. Günlerce, haftalarca problem çözülemedi. Ama insanlar biliyordu bu problem neden kaynaklanıyor. Problem bilinince çözümü için de çokça vakit harcanmadan gerekli önlemler alınarak tünel kısa süre sonra ulaşıma açıldı. Bu yüzden tünel inşaatı sırasında karşılaşılan her türlü jeolojik yani daha spesifik olarak litolojik, yapısal jeolojik ve hidrojeolojik unsurların haritalanması bu açıdan hayati öneme sahip arkadaşlar.